Evet arkadaşlar, hepinize hayırlı vakitler olsun. Bu videoyu akşam mı atarım, sabah mı atarım, gündüz mü atarım, gece mi atarım bilmiyorum. Selamun aleyküm arkadaşlar, ne yapıyorsunuz, nasılsınız? İnşallah iyisinizdir, bizler iyiyiz Allah'a çok şükür. Şöyle tavuklarımın yemini verdim, kaynanamın deposundan eski bulgur çıktı, 3 gündür onu veriyorum. Dura dura bayatlamış, acımış, ben de tavuklara veriyorum, yiyorlar. Şimdi tavuklarımın yemini verdim. Şöyle civcivlerimin de karnını doyurdum. Sularını, yemlerini verdim. Onları da buralara böyle kapattım. Şurada da diğerleri var. Şöyle arkadaşlar, bunlara yem falan yetmiyor. Ne yaparız bilmiyorum. Bak nasıl bakıyorlar. Şimdi bakla toplayacağım arkadaşlar. Akşama bakla yemeği yapacağım. Burada da ayakları sakatlar, küçükler, üşüyenler, müşüyenler var. Şöyle bir de folluklarımızı kontrol edelim. Bakın burada 3 tane yumurtamız var. Burada 2 tane var. Burada hiç yok. Şurada var bir tane de. Orada kaç tane var bilmiyorum. Bakamayacağım şimdi oraya arkadaşlar. Bir de şöyle dışarıda var. Oraya bakalım. 2 tane de orada var arkadaşlar. 3, 5, 6, 7 tane yumurta var gördüğüm. Öbür tarafa da yumurtlamışlardır illaki. Kaç tane yumurtladılar bilmiyorum. Arkadaşlar 4 kişilik bir aileye 4 tane tavuk, 1 tane horoz ya da horoza da gerek yok. 4 tane tavuk ya da en fazla 5 tane tavuk bir aileye yeter. Melek bay bay ediyor. Yani arkadaşlar şu 13 tane tavuk bir tanesi yumurtlamıyor. Şu da muhtemelen yumurtlamıyordur. Hasta o, biraz keyifsiz. 10 tane tavuk maşallah ne yazın ne kışın yumurtası bitmiyor yani. Çok bereketli. Hele de bu siyah tavuklar arkadaşlar. Alırsanız bu cins tavukları öneririm size. Haydi gelin arkadaşlar, şimdi şuraya geçelim. Şuradan güzelce baklamızı toplayalım. Diyordum arkadaşlar, şu kadar bakladan ne olacak, az daha eksek ya, şu kadar bakladan ne olacak, az daha eksek ya diyordum. Şu baklanın verimliliğine bir bakın arkadaşlar, yukarıdan aşağıya kadar, aşağıdan yukarıya kadar şey bakla dolmuş ama çiçeğe yok. Bu kadar mı bunun verimi ben bilmiyorum yani. Bakın arkadaşlar nasıl da büyümüş, hemen iki günde her taraf bakla dolmuş. Geçen gün bir avuç zor bulduydum. Bir de büyümüşler, bir de büyümüşler. Maşallah, maşallah, sübhanallah arkadaşlar. Bereket, bereket. Vallahi dolu. Maşallah, maşallah. Şuna bakın aralarda. Her taraf bakla dolmuş. Birkaç tane de aslında dondurucuya koysak iyi olur da yerimiz de yok. Nasıl yapacağız bilmiyorum. Bunlar şimdi bir verir herhalde, bir daha vermez. Çünkü çiçeğe yok arkadaşlar. Çiçeği olmayınca da nereden olacak? Şu kenarlardaki taze dallardan sürer mi bilmiyorum, olur mu? Gerçi var, baksana çiçeği de var da ara ara var. İlk defa bakla ektim ben de arkadaşlar. Çok güzel bir duygu arkadaşlar. Ekiyorsun, bırakıyorsun. Hiç ne dibine çapa vurdum, ne dibine suladım arkadaşlar. Hiçbir şey yapmadım. Gübre bile yok burada. O kadar yavan toprak. Ama maşallah. Verime bakın. Bakın arkadaşlar. Nasıl güzeller. Bakla sever misiniz arkadaşlar? Ben severim de. Benim çocuklarım pek alışık değiller. Pek yemezler ama ben severim yani böyle kavurmasını. Eşim de bana söylüyor. Bir diyor ekiyorsun bir şeyi diyor. Dönüp arkana bakmıyorsun diyor. Bakın arkadaşlar maşallah. Olacaksa arkadaşlar her türlü oluyor. Bakın ben bunlara da bakmadım. Ama şuna bak, aslında bunlara tohumluk bıraksam birkaç tane altlarında iyi olur değil mi? Vallahi boru gibi uzamış, ne ara uzamış bunlar bu kadar böyle, maşallah ya.
Bu kız da ben nereye gidersem o da oraya gelir bahçede. Benle beraber gezer her yeri. Şirin. Şirin'in de tasması kırıldı arkadaşlar. Bir daha da tasma alıp da takmadık da hayvanımın boynuna. Kızımın. İnşallah bir şey olmaz. Gece falan dışarıya çıkıyor bazen. Tasmanın sesinden buluyoruz, alıyoruz eve. Şimdi tasmanın sesi de yok. Kendi gelirse gelecek. Tasmasının zili düşmüş. Şirin. Şu güzelliğe bir bak. Şu güzelliğe bir bak. Şu güzelliğe bir bak. Anne yesin seni. Anne yesin seni. Annesinin kuzusu. Annesinin peşinde gezer. Kızım benim bu, kızım. Kızım benim bu. Bir tanecik kızım benim. Şuna bir bakın arkadaşlar. Arkadaşlar yakın olsa da toplasam da versem. Ha, şuraya bize bir pişirim olur. İki kişi ne yiyecek? Allah'ım maşallah. Nasıl da vermiş. Nasıl da vermiş. Nasıl da dökmüş. Nasıl da dökmüş. Maşallah. O şey yaparım artık. Ne yapayım? Denelerse. Denesi de pişiyor bunun. Pazarlarda satıyorlar hep. Ben hiç pişirmedim de. Kalırsa onları da öyle pişiririz bakalım. Ya arkadaşlar. Bir kökten topladım şunu. Şuradaki bak şu bir kökten topladım. 3-4 de şuradan aldım. Şuna bak geziyor bakalım. Kız baklaları kırma. Ya. Bereket bereket. Bereket arkadaşlar. Bizim oralarda da bunu ilkbaharda ekerler. Bilmezler bizim orada bunun güzden ekildiğini. Bakın sana şunlar da bebeleri daha. Bakın arkadaşlar nasıl güzel, nasıl güzel. Renginin güzelliğine bir bakın. Çıtır çıtır. Şuna bir bakın şuna. Şuna bir bakın. Allah'ım ya Rabbim sana sonsuz şükürler olsun, kurban olduğum Allah'ım sen nelere kadirsin ya Rabbim. Dibinden doruğuna kadar baklı arkadaşlar, şuna bir bakın. Maşallah maşallah. Ben bunu toplasam ne yapayım bu kadar, ben bilmiyorum. Şaştım birdenbire, böyle her taraf bakla dolmuş. Ya. Aha dalını kırdım, tüh. Kediler de içinde hep yatıyor. Böcek sarmış ama arkadaşlar bakın. İsmail'e söyleyeyim de ilaçlasın bari. Bu böcek bunları hep öldürür. Siyah böcek sarmış. Her şeyin bir zararı var. Her şeyin. Her şeyin bir düşmanı var arkadaşlar. İlaçsız pire ilacı saçsın. Pirecik ilacı. İlaçsız hiçbir şey olmuyor. Buna bir bakın. Ben bu kadar baklay toplamayayım en iyisi. Toplasam bu kalacak, dolapta kararacak. İki üç poşet. Bakın arkadaşlar kaşık marullarıma. Buralara hep her tarafa fideledim fideledim. İki kişi olunca inmiyor arkadaşlar. Kalabalık olacak ki şöyle eski şeyler olacak, aileler olacak arkadaşlar. Şuna bir bakınsana arkadaşlar. Her taraf bak. Bir bakın. Bir denekten, bir daldan bir pişirim çıkıyor. Kediler hep kırmış arkadaşlar. Bir bakın içinde vazır vazır geziyorlar. Bu kedileri çok seviyorum ama böyle zarar veriyorlar ya, çok da kızıyor. Bir bakın arkadaşlar marullarıma. Bir de güzel, bir de güzel. Kuyur kuyur. Şuna bir bakın sen arkadaşlar. Hemen şey olmuş. Koca koca olmuş. Bunlar kalsın bari bu altları da. Bunların tohumunu almalı. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah'ım. Şu güzelliklere bir bakın Allah'ım. Vallahi arkadaşlar. Bu yapraklarından da yemek yapıyorlar, salata yapıyorlar. Yerime bakın. Bakın arkadaşlar görüyor musun? Kediler hep kırmış dalları. İşte bak böyle zarar. Şuna bakın arkadaşlar. Arkadaşlar şunlara bakın arkadaşlar. Ya. Ey kurban olduğum Allah'ım sen nelere kadirsin güzel Mevla.
Şu da vişnacım arkadaşlar, bakın yeni diktim. Yeni diktim bunu da. Yengem fidesini yedim, hepsini vermiş ona. Bir de nazik dalları var, hemen kırılıyor, bastım çıt 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 mübarek. Ne kadar da kibar bir şey var, dalı var. Şuna bir bakın arkadaşlar. Bakın. Vallahi billahi. Bir bak. Her taraf bakla dolmuş. Pazara götürüp de satsam mı, ne yapsam? Dal boyu baş yukarı. Baş yukarı örülmüş gelmiş. Ne yapayım, bakın sana. Bura benim galim bakla yerim arkadaşlar. Hep buraya ekerim. Burada güzel oldu bu bakla. Toplamayacağım arkadaşlar. Toplasam şimdicik dolaba koymam lazım. Bunlar çabuk kararıp da bakla. Bereket, bereket. Şirin Hanım oralarda geziyor. Bereket. Şirin, Şirin. Baklaları sen mi kırıyorsun kız yoksa? Ha? Baklaları sen mi kırıyorsun kız? Ha? Simili. Şunları topladıydım demin. 20-25 kok bir şey arkadaşlar. Bakın. Marullarıma. Su gibi, daha su gibi. Kızım çık oradan, çık. Zarar veriyorsunuz siz bitkilere. Pırasalarım da arkadaşlar, bir güzel bir güzel demin koparttım, ekmekle yedim çiğ çiğ. Pırasalarım da hiç acımaca değil. Pişirirken de çekerim belki arkadaşlar size. Baklayı. Bu kadar yeter bana. Bugünlük. Her gün her gün bakla pişireceğim artık. Bakın. Pişirirsem pişiririm, pişirmezsem gene çekerim. Sabahın baklanı kendi bile böceklenmiş arkadaşlar. Şöyle bir dalda üstüne yeşil soğan koparayım. Bunlar da artık baya baya yaşlandılar. Şöyle şuradan bir tane kaşık marul alayım. Dereotu. Bakla dereotsuz olmaz. Geçen günküne de yolduydum da. Yeni ektiklerim de büyümüş birazcık birazcık ama. Şurada da var. Onu da alayım. Şöyle bir tane de. Veli nimet. Marul koparalım. Bakın arkadaşlar. Pazardan almanlar kadar var. Pazardan almaya gelsem bunlar geçen bir ara 20 liraya kadar çıktıydı fiyatlar. Bakın bunlar da yeni ektikler. Şöyle. Daha yeni büyüyorlar. Şunlardan alayım şöyle. Olsa yeter. Gene büyür altında. Evet arkadaşlar, bakın ben baklalarımı topladım. Böyle kocaman kocaman olmuşlar ama arkadaşlar yumuşacık, su gibi bir doğraması falan var. Sanki böyle pamuk şekeri doğrar gibi, o kadar şey. Şuraya birazcık doğradım. Bakın arkadaşlar, şöyle iki tane bir kıvırcık bir marul koparttım. Marul öyle yemeklerin yanında yiyoruz. Bunu da salata yapıyorum. Bakalım. Öyle mi yeriz? Salata mı yaparız? Şöyle birazcık dereotu kopardım. Şöyle bir tane soğan, bir tane sarımsak. Yani bir tane dedim, üç tane işte. Bunları şeye koyacağım. Baklaya. Şöyle doğrayayım arkadaşlar. Baklaları. Pişirme aşamasında görüşelim inşallah.
Arkadaşlar bakın, ben buraya bir tane soğan doğradım. Siz soğan isterseniz iki tane de doğrayabilirsiniz arkadaşlar. Ben yeşil soğan da koyacağım için bir tane doğradım. Normalde iki tane doğrarım buna da. Soğanlar güzelce kavruldu şöyle hemen. 1,5 yemek kaşığı salçamı ekledim. Biraz da salçayla kavrulsun arkadaşlar soğanlarımız. Soğanlarımız da birazcık fazla kızarmış ama olsun, sorun değil, daha tatlı olur böyle. Normalde biraz daha yağlı güzel olur da biz diyette olduğumuz için arkadaşlar, ben yağsını az koyuyorum. 2 yemek kaşığı kadar falan bir yağ koydum. Siz yağsını birazcık daha fazla koyabilirsiniz. Şimdi şöyle üzerine baklalarımı ekliyorum arkadaşlar. Böylece baklalarımız da kavrulacak. Kapatalım. Sönüşmelerini bekleyelim arkadaşlar. Biraz sönüştükten sonra dönerim size. Fasulyelerimiz bayağı bayağı kavruldu arkadaşlar. Bakın. Sönüştüler. Birazcık daha kavrulsun. Tuzumu, suyunu ilave edeceğim. Ağzını kapatacağım arkadaşlar. Şurada da şöyle hemen bir azıcık tarhana çorbası yapacağım. Yemekleri biraz yağlı seviyorum da arkadaşlar. Malum durumlardan dolayı. Şeker, tansiyon. Şöyle birazcık kırmızı biber. Şöyle birazcık karabiber. Şöyle tarhana çorbasında kimyonu ben çok seviyorum. Kimyon katayım şöyle biraz da. Çorbası kışın vazgeçilmezi. Yazın çok fazla pişirmiyorsa şöyle hemen 2 kaşık da tarhana koyayım. Birazcık daha koyayım. Birazcık koyu kıvamlı seviyorum ben tarhanayı. Evet arkadaşlar, salçamız, tarhanamız, yağımız, baharatlarımız güzelce kavruldu. Şimdi buna ben birazcık böyle ne soğuk su ekliyorum. Açılsın diye. Şöyle. Birazcık
Kaynayıncaya kadar karıştıracağız arkadaşlar. Baklavamız da kaynıyor. Güzel oldu. Evet arkadaşlar, bakın tarhanamı soğuk suyla açtım. Hiç pürüzü kalmadı. Şöyle. Görüntüsü de hiç net çıkmıyor arkadaşlar. Ev karanlık olduğu için şöyle. Kaynar su ekliyorum arkadaşlar birazcık da. Kaynamaya bırakıyorum. Şurada da şirine bir tane köfte kızartıyorum. Dolanıp duruyor elim ayağıma. Mama istemiyor bugün. Köfte istiyormuş hanımefendimiz. Baklamız da kavruldu arkadaşlar. Bakın. Bayağı bayağı pişti. Şöyle azıcık da hemen çok az bir su ekleyeceğim. Çok sulu olsun istemiyorum ben. Yoğurtlu yapacağım çünkü. Ben öyle seviyorum. Evet arkadaşlar, bakın şöyle iki tane yeşil soğan, iki tane sarımsak, çeyrek demet dereotu katıyorum. Arkadaşlar şöyle taze nane, sarımsak ekliyorum çorbama. İki dakikada böyle kaynasın arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bakın bu tarhana çorbam. Taze naneli, taze sarımsaklı. Şöyle. Bu da makarnam. Bu da baklam. İşte sarımsaklı yoğurdum. Şöyle. Bize afiyet olsun arkadaşlar. Hayırlı akşamlar. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.